Selam sevgili dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Biz şimdi Eren Tuşum'la markete çıkıyoruz. Şöyle dışarı bir dolanacağız. İhtiyaçlarımız var. Onlara bakacağız. Bir vlog başlatayım istedim. Maalesef içerikler sürekli aynı. Ama evde olduğumuz için ama böyle sohbet konulu videolarımız oluyor. Onlardan çekmeyi düşündüğüm aklımda birkaç fikir var. İnşallah. Ya şunun çirkinliğine bakar mısınız? Böyle istememiştik ama böyle oldu. Çirkin çirkin çirkin. Seni yerim. Hadi çıkalım o zaman. Siz de bizimle gelin. Birazcık videolarda dışarı havası alırsınız. Biz geldik. Yalnız dışarısı ayrı yanıyor. Bizim ev ayrı yanıyor. Çok sıcak. Çok bir şey almadım zaten. Pidemizi aldım. Beyaz sabunu aldım. Kendime şöyle küçük dondurma aldım. Şunu Ali Eren'e aldım. Şimdi size şunu göstereyim. Bu BİM'e gelmişti. Aslında alıp almamak konusunda çok kararsız kaldım. Resimde büyük görünüyor ama bayağı ufak bir şey. Ama benim işimi göreceği kanaatindeyim. Biraz sonra size bunun içini açıp nasıl olduğunu göstereceğim. Canım soğan halkası çekti. Ben soğan halkasını çok seviyorum. Hani böyle soğan halkası aldım. Yumurtamız bitmişti biliyorsunuz. Biz sahurda bol bol yumurta tüketiyoruz. O yüzden bayağı yumurtalarımız hızlı bitiyor. Şöyle bir de içecek aldım. Bu kadar. Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi hemen Ali'ne bir şeyler yedirip onu uyutacağım. Sonra da işlerim var. Yemek falan yapacağız. İnşallah hallederiz bakalım. Bakın şimdi böyle üçü bir arada diye geçiyor. Ufak böyle süngeri çıkıyor bu başlığı çıkartınca. Sonra burayı da çıkartınca. Burada da böyle çok minik bir fırça. Böyle. Benim işimi görür diye düşünüyorum. Tek parça olması da güzel. Bunu 20 TL'ye aldım. Gel ayrı. Hayır çık oradan hadi. Ne geliyor? Çık hadi. Şimdi ben salonun dip köşe
temizledim dedim. Kutuları falan çektim. Süpürüp silecektim. Fakat silemedim. Çünkü mopumu komşuya vermiştim. Bugün de annem onun işi varsa duvarları silecekti. Onun yer silme şeyini alayım. O da evde değilmiş. Akşama alacağım. Ben de dedim temizlik sürme işi bitmişken gene gitti. Şey yapayım, robotu çağırayım. Zaten günlük temizliyor. Şimdi dedim en azından şöyle üstten bir silsin. Sonra halımızı sereceğiz. Bugünlük burada işimiz son olacak. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim ama ve linçleme. Bu hep böyle değil. Her ben video başlattığımda diyorum ki işte videonun başına bugün akşam işte yemek yapacağız ya şunu yapacağız falan diyorum. Planlıyorum. Sonra annem arıyor diyor ki şunu yaptım gelin. Ama gerçekten bu hep bir dakika. Bu hep gerçekten video çektiğim güne denk geliyor. Yoksa Ramazan'da oraya gittiğim sayılıdır yani. Hani onu da hep birlikte olalım. İşte Ali Eren dedesini falan çok özlüyor. Dışarı zaten çıkamıyoruz. Böyle ne zaman video başlatsam o gün hep iftarı annemlerde geçiriyoruz. Şimdi bugün de ne oldu? Bugün sulu köfte falan yapmayı planlıyordum. Yapacaktım. Hatta sabah annemle de konuştuk. Onlar sanırım önceden planlamamışlar. Bir şey demedi. Sonra biz markete çıkmıştık. Orada annem aramış beni. Duymamış bir şey. Sonra ben aradım falan filan. Neyse işte pide yaptıracaklarmış. Utkuşum da gelecekmiş dediler. Buraya gelin. Öyle. Şimdi iftara buraya gidiyoruz. Yani bu videoda iftarda annemlerdeyiz. Sizi de götürüyorum tabii ki yine yanımda. Böyle. Hadi gelin gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum? Keloğlan. Şşt Keloğlan. Hiç bakmıyor. Keloğlan. Baba. Mutluluğuna bakar mısınız gidiyoruz diye. Ali Eren çok mutlusun. Oho hakikaten. Oraya gidin çünkü ocağımı alacağım sonra. Çok mutlusun. Kutkaman abisi de bekliyor hasretle özlemiş. Bak bak bak. Koşuyor mu Ali? Ali Eren bu hareketler ne? Bir şey söyleyeyim mi? Gündüz hava çok sıcaktı. Bizim evimiz zaten yazın aşırı 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 sıcak oluyor. Dışarıda çok sıcaktı. Ama şu an bayağı bir serinlemiş. Bayağı bir rüzgar var. Esiyor bayağı. Babamla karşılaştık. Pide mi alacak? Ya ama pide ha şeye gidiyor. Baba yardıma gelin. Babam pide almaya gidiyor. Zaten çıkarabilir mi bana? İkinci günden tekrardan günaydın. Ben Ali Eren'in kahvaltısını hazırladım. Şimdi onun kahvaltısını yaptıracağım. Sonra da bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Yemeğimi erkenden yapayım istedim. Çünkü son saatlere doğru kendimde gücüm olmuyor pek. Sulu köfte yapacağım. Aslında biraz fazla mı koymuşum? Şimdi bu yağıyla salça biraz kavrulsun. Patateslerimizi ekleyelim. Ama yağı bir tık sanki fazla koymuşum gibi. Zeytinyağı kullanıyorum ben yemeklerde. Şimdi patateslerimizi ilave edelim. Biraz patateslerle kavrulsun. Sonra köftemi, baharatlarımı, suyunu koyacağım ve
Bulur kendi kendine. Pişecek. Yanına da bir domates çorbası yapmayı planlıyorum. Bakalım. Köftelerimizi de attık. Şöyle bir tur karıştıralım. Hemen suyumu ve baharatlarımı ilave edeceğim. Biraz daha su koyabiliriz sanki. Köfteler şişecek çünkü. Bence birazcık daha koyalım. Şimdi baharatlarını atalım. Şöyle tuz. Tuz birazcık daha atabilirim aslında. Baba. Birazcık biber, biraz daha tuz atalım. Bir tur karıştıralım ve bunu pişmeye yollayalım artık. Kendi kendine piş yavrucuğum. Köfteler çabuk pişiyor zaten. Patatesler de iyice yumuşasın. Yeterli gibi. Evet, biz iftarımızı yaptık. Hepimizin de tuttuğu oruçlarımız, ettiğimiz dualarımız kabul olsun inşallah. Tabii ki kahvesizliğe dayanamayan ben hemen bir kahve giriştim, fakat şöyle küçük yapayım istedim bu seferlik. Şöyle yapalım. Evet. Çayımız demlendi. Halil çayını içiyor. Ben de kahve içeceğim. Sonra üstümdeki ağırlık gittiğinde buraları falan toplarım. Ondan sonra yatarız. İşte yeni gün falan filan. Bu vlogu da burada kapatayım. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.